<laughs> Zevkten çıldırmak üzereyim. Aklımın ucundan asla kata geçemeyecek bir şey oldu en son yaşananlarda. Düşününce çok basit. Şimdi daha turnuvanın, bu yarışmanın turnuvanın ilk basamağı bir tek bir kişiyle bir tane böyle normal toprak bir sahada çıplak bir ayak üstünüzde yalnızca bir görece sağlam bir şort ve tişört gibi bir giysi var ve herhangi bir başka kural yok bir taraf pes edene kadar öbür taraf saldırmaya devam edebiliyor böyle bir şeye girdik ve karşı tarafta tabii ki de herkes benden daha yetenekli olduğu için ateş püskürtme vesaire işlerinde baya kendisinden çok daha büyük miktarlarda alevle üzerime gelebilmeye başladı hemen daha saniyesinde ben tabii ki yani bir anda böyle bir irkildim ve kaçmaya başladım. Ve kaçtığım gibi de o şerefsiz seyirciler bir anda böyle yuhalamaya, gülmeye, dalga geçmeye, bütün bana travma yaratan her şey yapmaya böyle başladılar birden. <laughs> Ama ne oldu sonra tabii ki? <laughs> ben hepsine yuh bile demeye gerek kalmadan yalnızca bir bakış attım ve hepsi utancından ayağa kalkıp önümde eğilmeye başladı. Her neyse bir şey dikkatimi çekmişti. Kemal, karşıda benim ilk rakibim buydu. Ateşle üzerime geliyordu. Öyle bir öyle bir şeydi ki bu ateşin o renkli göze görülen yeri bana ulaşmasına daha metreler varken onun ısı dalgasını hissediyordum ve kavurmaya başlıyordu beni. Böyle hani nefes aldığım yer falan kurumaya başladı ağzımda burnumda artık. Hani canım yanıyordu böyle sürekli kaçıyorum tabii ki. O bir yerlere ateş püskürüyor, bazen koşacağım yere ateş püskürüyor. Böyle tam bir aptal, tam bir ölmek üzere olan geri zekalı gibiydim böyle. Sonra ben tam kendimi böyle bir çaresizlik içinde böyle o neredeyse oturup ağlayıp tepinmeye başlayacak duruma geldiğimde bir şey fark ettim. Ateş bulunduğu yerden her zaman yukarıya doğru gitme eğiliminde oluyor. Çünkü etrafındaki havanın hem de kendisi de zaten aşağı yukarı etrafındaki havayla aynı maddeden oluşmasına rağmen çok daha sıcak olduğu için yoğunluğu, ağırlığı çok daha düşük. Onun için böyle hani yukarıya doğru çıkıyor böyle sürekli. Asla yukarıdan aşağıya bir alev atma bayağı zor olmaya başlıyor. Ben de baktım bu iş böyle. Biraz daha yeri kullanmaya bastığım yerden güç almaya başladım. Burada yani gözünüzün önünde direkt getirin bunu yani. Mars'ta zaten biz Mars'tayız yüzyıllardır. Aşağı yukarı bir 400 yıl falan olmuş olabilir. Bu süre zarfında çok da bir değişiklik olmadı gezegenin yüzeyindeki toprakta. Hala hematit böyle turuncu, kırmızı, Böyle o demir oksitin verdiği o renkli taşımakta ve bizim eski asıl böyle merkezimiz olan dünya dedikleri gezegende kıyasla biraz daha sert ve kesici olabilmekte toprak. Ben tabii böyle neden bu, bu birden bu detaylara girdim? Yerlerde sürünmeye başlayınca üstüm başım çizilmeye bazı yüzlerimde yaralar falan olmaya başladı. Ellerim, ellerim biraz daha sertti neyse ki. Tabii yine bir yuvalama sürecinden geçtik seyirci salak seyircilerden. <laughs> Neyse sinirlenemiyorum da aslında onlara çünkü yeterince zaten belalarında bulmuşlardı sonrasında. Ben işte yerlerde yuvarlanmaya başlayınca özellikle benim gittiğim yere ateş atmaya falan çok çalıştık Kemal ama nafile böyle o atmak istediği yerden biraz daha yukarı çıkıp gidiyordu ateş hep. Yere çömelip böyle bir yapmayı denedi. O zaman gerçekten değmeye başladı benim olduğum ya da gittiğim yerlere. Ama yine çok yukarıya çıkma eğiliminde bir şey. Böyle çok garip ve orada çömelmiş dururken bayağı güçsüz bir durumda olduğunun da farkında değildi böyle pek orada. Ben de zaten şey böyle özellikle ayaklarımın altında böyle ayak parmaklarımın olduğu yere ısı transferi yapmakta iyiydim zemin de zaten çok sıcak olmaya başlamıştı ya. İç organlarımda falan ısının düşmesini o kadar da umursamamaya başladım. Nasıl olsa dışarıdan bu sefer fazla ısıyı benim vücuduma bir şekilde alırım diye. Ayağımın altında böyle kavrayabildiğim kadarıyla ayak parmaklarıyla o Mars toprağının parçalarını biriktirip böyle ısıtmaya başladım ve bir tekme atar gibi savurdum ondan tarafa doğru. Birkaç tanesi böyle gözüne bile geldi doğrudan. Böyle bir, bir çığlık atmaya, bir sinirlenmeye başladı böyle. Bir garip garip sağa sola ateş püskürmeye başladı. Hemen hemen fırsat bu fırsat. Girdim ayağına doğru böyle bir or taraflara doğru bir takla atıp hemen yumuşak yuvarlandım. Sağa sola alevi vermeye çalışırken el sesinden tuttuğum gibi kafasını yere doğru bir gömdüm. O, o sinirle bir alev püskürdü var ya ben de zaten ona tutunuyordum yukarıya doğru böyle metrelerce yükselmeye başladık o bütün gücüyle altındaki toprağa alev püskürmeye başladığı için. Hani anlamıyorum ki bu insanları gözün görmüyor da yere düştüğünün farkında değilsin galiba Neyse işte o kadar yetenekli falan ama salak olunca işte kullanamıyorsun belli ki düşmanın kullanıyor senin yeteneklerinde. Bir süre sonra bu alev çıkartmayı kesti. Ben tabii o sırada bir elim ensesinde ayağımda da elimden geldiğince kavradım bunu. Ve ellerime ısı transferi yaptım. O sırada da yere doğru düşmeye başlıyoruz. Tam yere indirdiğimizde de dirseğimle bir tane geçirdim böyle kafasının tam arkasına böyle ensesinin yukarısındaki yere. Bir daha alev çıkarmaya falan çalışacak hale de gelemedi böyle. Oradan sonra zaten bir beş saniye yerinden kalkamadığını da görünce herkesin şaşkınlığıyla birlikte bana verdiler zaferi. Yani var ya ben şimdiden madalya kazanmış gibiyim yani. Bu hiç aklımdan geçmezdi böyle bir şey olacağı. Yani çok ilginç şeylerle yetildim. Evet bir sürü problem çözdük. Karma karışık labirentlerden daha önce umamayacağım şekilde çıktım falan ama yani kanlı canlı bir insanla dövüşmedim ben hiç. Ve ilk defa hayatımda bir şey, bir müsabakayı kazandım. Ben yani daha az yara alarak kaçabildim diye sevinirdim bu zamana kadar. Çok müthişti ya. Benim alev yeteneğimin falan olmasına gerek yok gerçekten yani. Düşmanlarımınkini kullanıyorum böyle. Çok hoş değil mi? Hiç yorulmadım. Neredeyse bütün sütü yakacak yakacaktı orada yani böyle. Çok garip ya. Ciddi ciddi ilk seferimi tadabilmiş oldum Kemal sayesinde.